Son dönemde sosyal medyada yayımlanan bazı içeriklerde Yunanistan adalarındaki yeme içme fiyatlarının Türkiye'deki mekanlardan daha uygun olduğu iddia ediliyor. Bu yaz kapıda vize uygulamasının da başlamasıyla Yunan adalarında Türk turist yoğunluğu yaşanıyor. Bu tür paylaşımların Türkiye'nin turistik bölgelerinin pahalı olarak algılanmasına neden olduğunu belirten Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammed Kökten bu durumun Yunanistan'a avantaj sağladığını ifade etti. Özellikle sosyal medyada yüksek fiyatlı mekanlara odaklanarak yapılan paylaşım ve yorumların Türkiye'nin önde gelen tatil bölgelerinin pahalı olarak tanıtılmasına yol açtığını söyledi. Kökten, Fethiye genelinde her bütçeye uygun tatil seçeneklerinin olduğunu, Ölüdeniz'in ve çevresinin sunduğu çeşitli fiyat aralıklarını daha dengeli bir şekilde yansıtılması gerektiğini savundu. Yerli turistler için bölgemizde Bodrum bölgesinin çok pahalı olduğu sosyal medyada gündem olmuştu. Evet. Ve bu nedenle de yaz sezonu çok kötü geçtiği söyleniyor. Hı hı. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Biz aslında kıyaslama yaparken elma ile elmayı kıyaslamamız gerekiyor. Yani bir mekanda çok büyük rakamlara bir ürünler satılabilir, yüksek rakamlara ürünler satabilir. Ama bu her mekanda aynı olduğu anlamına gelmiyor. Yani bugün ucuza satan da var, pahalıya satan da var. Dolayısıyla biz sadece bir tane mekandaki satılan pahalı rakamın üzerinden, sosyal medya üzerinden yaptığımız bu paylaşımlar maalesef bizim esnafımız için eksi yazıyor. Gelmek isteyen misafirlerimizin gözünü korkutuyor. Yani şimdi burada Ölüdeniz'de uygun olan otel de var, pahalı olan otel de var. Şimdi burada en pahalı oteli baz alıp da reklam, sosyal medyada paylaşım yaparsak bu sefer ne oluyor? İnsanlar Ölüdeniz pahalı diyor ve gelmek istemiyor. İnsanların gözünü korkutmamamız gerekiyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarımıza gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Ha, pahalı mı pahalı. Hayatta şu anda Ölüdeniz'de olsun, Fethiye'de olsun, mevcuttaki ekonomik durumlardan dolayı biliyorsunuz birazcık pahalılık var. Ama hani o bazen paylaşılan adisyonlar, bazı paylaşımlardaki rakamlar, buralardaki en pahalı mekanlar. Bunların çok daha ucuzunu olan mekanlarımız var. Dolayısıyla hani ben bütün halkımızdan, insanlardan, yani vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Paylaşımları yaparken mesela başka, yani daha da açık söyleyeyim. Şimdi biz hep Yunan şöyle ucuz, Yunan böyle ucuz, Yunan şöyle ucuz, Yunan böyle ucuz diyoruz. Yok abi, yani Yunan'da da böyle çok ucuz bir şey yok. Yunan'da da gittiğiniz zaman iyi bir mekanda buradaki fiyatlardan bir farkı yok. Cadde aralarındaki, mahalle aralarındaki yerlere gittiğiniz zaman da fiyatlar uygun. Nasıl bizim Fethiye'deki denize sıfır olmayıp içerideki restoranlarda fiyatlar daha uygunsa aynı durum orada da var. Yani burada aynı şeyleri kıyaslarsak, aynı yakın mekanlar, birbirine eşdeğer mekanları kıyaslarsak o zaman fiyat farklılığının olmadığını göreceğiz. Ve biz durduk yere de hani bizim esnafımızı düşünmemiz gerekiyor. Biz Türkiye'mizi düşünmemiz gerekiyor. Ülkemizi düşünmemiz gerekiyor. Bizim yaptığımız bu paylaşımlar inanın Yunanistan'ı biz kendi kendimize esnaflar olarak biz yerel insanlar olarak Yunanistan'ın reklamını yapıyoruz. Yani Yunanistan emin olun bu kadar reklam yapamazdı.